Bir görüntüye takıldım. Şimdi Seda dün akşam gece boyu Elpidal ile uğraştı. Evet, o... Ama ilk şu görüntü e, benim gözüme çarptı. Bak. Seda'nın bakışlar. Elpi Sedaya bağırıyor. Ha. Tamam, Seda'nın bakışlar. Şimdi Şimdi bak. Seda'nın bakışlar. Şimdi ben buna neye takıldım? Şimdi Seda burada böyle bir ters bakıyor değil mi? Hı. Hani ondan sonra da ile uğraşmaya başlıyor. Bir lafını alıyor. Ondan sonra Elpidacık sen göreceksin filan falan kendini Elpidal'e şey seçti. Şimdi Seda'ya şunu söylemek istiyorum. Seda, Bora Atakan'a bağırdığı zaman ne var ki bunda? Ne var ki herkes bağırıyor veya bir şey olduğu zaman bunu diyorsa Aynı. ya bunu yapmayacak ya da Bora'ya diyecek ki ya o kadar üstüne bağırma Atakan'ın mesajı. Yani Seda yerini bulması lazım. Ya şu bakışı atmayacaksın yani önüne geçip kaybettiğin mi, insanın bağırmasını kabulleneceksin, bağıracaktır, hakkıdır diyeceksin sana yapıldığı zaman da. Ya da bir başkası bir başkasını yaptığı zaman senin en yakın arkadaşlarından biri bir başkasını yaptığı zaman da uyaracaksın. Uyaracaksın. Savunduğun şeyin devamını getireceksin. Evet. Ya öyle olmaz. Ben dün akşam bu görüntüye çok takıldım. Ondan sonra da Elpida'yla uğraşmaya başlıyor zaten. Evet. bir lafını da alıyor. Ondan da etkileniyor vesaire derken işte adı yaşanta iyi ki çıktığına geliyor. Her yerde ona evet. getiriyor. Evet. Yani şimdi işte buralara dikkat etmek. Böyle nuansları yakalamak lazım. Yani Seda'nın ben e, bu bakışında yani ee, yarın bir daha şimdi kontrol edeceğim mesela. Biri sevinirken nasıl bir tepki verecek? Aynen. Ben şu an gözlemliyim artık o konuyu. Yok dediğin çok doğru. Ee, özellikle buranın sonradan hani e, Atakan'a bakıyor. Bitiyor sarılıyor. Sonra ne var buna? Geliyor, diyor. Sonradan ne geliyor bağırıyor. E, orada ya, tamam sen de öyle bağırıyorsun Atakan heh, diyor. Evet. Normal. Ben de buna takıldım dün akşam. Ee, evet Elpida sana doğru biraz seviniyor bağırırken ama ne var bunda? Ya, ya ne var bunda? Ya da buna takılıyorsan herkes takılabilir. Takılanlara da, da hak vermen lazım o zaman. Çünkü bu arada bir yerde, sınırda bir sevinç. Tamam Ki Bora'nın yani. bağırmasıyla alakası yok. Alakası yok. yani Bora hani ekstradan, oyundan son sonra gelip... Bir de direkt karşı karşıya. Karşı, evet, bir de sadece bir bir saniye bağırıyor. Sen dediğin gibi ters ters bakıyorsun. Oradaki sorununuz sizin onun bağırmanız değil, bayağı kötü atışlar yaptınız yani. Yani afroditi olması zaten... İki tanesini Afrodita alıyor. Onu dört senin ikisini Afrodita evet. aldı. Evet. Onu düşünmeniz gerekirken sen niye bağırıyor falan? Ama çünkü Elpida'nın Seda'ya söylediği laf e, Seda'nın pek hoşuna gitmedi. Hatta seremonide evet, evet. yanlış hatırlamıyorsam bunun, bunun... bir uyarıda bulundum ona. Özellikle söyledim dedi. Onun üzerine de bu görüntüler işte de başladı. Bu oyunun sonunda şey diyor e, konuşmayacaktım ama diyor evet. Seda e, Elpida e, şey demiş Yunan bir yarışmacıya e, beyaz takımdan. Kaptanınız sizi doyuramıyor Aynen. diye bir şey laf etmiş. Elpi de o günden beri bir şekilde hani takık e, Seda ve e, dokunulmazlıkta da yine Elbi yaptığı bir hareket onun yine gözünde büyüyor. Ben diyor hiç e, savı şey yapmayacaktım, çok gaza gelmeyecektim ama çok hırslandım diyor. O yüzden çıktım ve onu yendim diyor. Bir de Seda konusu açılmışken şuna geleceğim. Yine geçen e, hafta bir konuşma yapıyor Ateş başında. Benim diyor hiç egom yok diyor. Allah'tan hiç egom yok diyor. E Dalakan'ın çok egosu var diyor. E, ben diyor bedenen en iyisiyim ama benim hiç egom yok diyor. <laughs> o kadar güldüm ki. Ya şey gibi hani bu e, bir dizide yazsan yanlış yazılmıştır falan diyeceksin. <gülüyor> hani <gülüyor> egosu olmayan bir insan yok zaten dünyada. Herkesin egom hiç yok var. diyor benim. Onlar herkesin kadar herkesin hiç var. yok diyor. Egosunun hani törpülen vardır. Bir saniye sonra. Vardır. Bedenen en iyisi benim. 17 yıldır ben spor yapmadım ve Dalaka'yı yenebiliyorum ama benim hiç egom yani yok. Büyük çelişki yani, var cümlede. Evet yani e, Seda'nın bu tip çelişkileri var. Yani sen Bora'ya uyarmıyorsun, geliyorsun bağıran'a. İlkine biliyorsun. katılıyorum. Dalaka'nın egosu yüksek. Mesela Dalaka yüksek egolu bir yarışmacı ama Sedan egosunun hiç olmadığına katılmıyorum mesela. Zaten cümlenin içerisinde ego var. Doğru Aynen diyorsun. ya onu demeye çalışıyorum. Cümlenin içerisinde ego yapıyorsun. E, çok iyi olduğunu söylüyorsun sonra egom yok diyorsun yani. Ya şey. şey biz bir gün mix oyununda ben ve Dimitra ve bizim karşımızda <laughs> Katerina ve Seda abla vardı. Atışta o, o gün de şansımı iyi atmıştım şey. Hmm, şansımı böyle, iyi atmış. Şeydi. İki diki <laughs> yapmışım normalde de, üzerine böyle 5'te iki. Biliriz oyunu oyun iki diki yaptım şey, onun çünkü. <gülüyor> 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 Biri'nin parmakları kadar şey oldu. Hmm, Seda abla o gün biz almıştık Dimitra ile ondan sonra mı final falan yapacağız. Kimine final yaptım hatırlamıyorum o gün. Dedi ki Sude'ye döndü. Melisa kaçta kaç attı dedi. Ondan sonra işte Sude'de mesela dört iki attı falan dedi. Sonra yanımdan omuzuma vurarak geçti. Yani omuz atarak geçti. Seda, Seda. bu çünkü böyle sinirlendiği zaman ya ben senin takım arkadaşın var bana yapma. Hani bana hırslanma. Hani ego yok diyor ya ben egosuzum diyor. Bununla çelişiyor hemen diyor ki Ria, kaçta kaç attı. Hani kendine ondan tabii ki diyorsun hani görüyor performans olarak ama bari bunları yapma bana yapma omuz atıyorsun. Sonra farkında değilim diyorsun. O gün de en üzüldüğüm konulardan bir tanesiydi. Hani niye ben? Benle aran iyiyken falan. O yüzden egosuzum demesi biraz... Olmaz. Sen Soru hissettin yani. Seda'nın egosu olduğunu hissettin yani. Yani çok aşırı olmasa da var evet. E, İhsan'ın dediği gibi herkeste de ego var ama tabii. kullanıp kullanmamak. Ya da işte nasıl kullandığı önemli olur. Olmalı da olabilir. ego ego seni kullandığı i̇şte zaman evet. o olmuyor işte. Kötü oluyor o zaman. Aynen.